Evet, herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Burada yine bir filmden bahsedeceğim. Tek bir film üzerine konuşmayı düşünüyorum. Bu bölümü özellikle sinema fanatikleri veya sinefiller filmin alt metinleriyle daha çok ilgilenmeyi seven, yönetmenin anlatmak istediği derdini irdeleyen kişiler için bazı temel bilgiler, birkaç da ipucu sunarak filmler üzerinde konuşmayı düşünüyorum. Bugünkü filmim ünlü Japon yönetmen Akira Kurosawa'nın Rashomon isimli filmi üzerine olacak. Sinema modern bir sanat, çok eskiye dayanmıyor. 19. yüzyılın sonlarında gelişmeye başlamış ama esas da 20. yüzyılda gelişimini artarak sürdürmüş. Ama kendi dilini oluştururken sinema birçok önemli yönetmenin, yapımcının büyük katkıları sonrasında şekillenmeye başlamış. Önemli kilometre taşları vardır. Bu kilometre taşlarının filmlerinden, önemli gördüğüm filmlerinden sizleri bundan sonraki videolarda da bilgilendirmeye çalışacağım. Bugünkü yönetmenimiz Akira Kurosawa da yine işte bu bahsettiğim kilometre taşlarından birisidir. Çok önemli. Sinema tarihinin en önemli yönetmenleri içerisinde her zaman yer almıştır. Bugün bahsedeceğim film Rashomon 1950 yılında gösterime girmiştir. Ve Kurosawa'nın tüm dünyaya tanınması, dünyaca tanınması ve birçok ödül kazanmasına ve ondan sonra yapacağı çok büyük önemli filmlere de öncüsü olduğunu söyleyebiliriz. Rashomon siyah beyaz olarak çevrilmiş çok önemli bir yapıttır. Akira Kurosawa'nın bu filmde aktardığı üzere insanların aynı olayları gördükleri, görmelerine rağmen farklı yorumlamalarının nedenleri üzerine düşünmeye bizi itmek istemektedir. İnsanların yorumlama açısından öznel bir bakışa sahip olduğu bu filmde ustaca aslında dile getirilmektedir. Bu filmin adından aslında literatüre de geçmiş bir kavram vardır. Rashomon etkisi, Rashomon efekt veya Kurosawa etkisi olarak da bilinir. Bu filmden sonra böyle bir kavram kullanılmaya başlanmıştır. Bunun nedeni filmle ilişkili bir durumdan kaynaklanır. Film temelde bir cinayet işlenmiştir ve bu cinayetin 4 tane tanığı vardır. Ama nedendir bilinmez. Her tanık gördükleri aynı olayı çok farklı şekilde aktarırlar. Farklı şekilde anlatırlar. Aynı olayı görmüş olmalarına rağmen. Bu insan doğasının ilginç yanlarından biri olarak değerlendirilebilir. Tabi bu 4 kişinin öyküsü de filmin başında bir yağmur, çok şiddetli bir yağmurdan eski bir tapınağa sığınmış, yıkık bir tapınağa sığınmış bir kişinin anlatımı üzerinden masalsı bir ortamda izleyiciye aktarılır. İnsan algısının ya da sosyopsikolojik birçok değişkenin görme eyleminin belirleyici unsuru olabileceğini, insan doğası ve bilinç dışının karanlık bölgeleri üzerine beyaz perdeye aktarılmış bir film olarak değerlendirebiliriz. Çok prestijli ödüller almıştır Rashomon. Aynı olaya tanık olan farklı kişilerin neden aynı şeyleri anlatmadıkları sorusuyla yüzleşmemiz gerekiyor. Bu filmi izlediğimiz zaman filmin bizden beklentisi bu. Başından sonuna olayın içerisinde yer almalarına karşın kendi öznel bakışlarının etkisi altında bazı şeyleri görmediklerini, gördüklerini de farklı yorumladıklarını gözlemleriz. Bu nedenle film boyunca birçok soru ile izleyicinin yüzleşmesi beklenmektedir. Yaşamın kesin kabullerini dayandırdığımız paradigma yoksa bir yanılsamadan mı ibarettir?
temel sorulardan biri bu. Peki her şeye kuşku ile mi yaklaşmamız gerekir? Veya mutlak gerçek dediğimiz şey acaba insanın iddia ettiği bir kuruntudan mı ibarettir? Evet, bu soruların cevapları oldukça zor. Bunlar üzerine düşünmemizi bekliyor ve istiyor gibi görünüyor. Sinema gerçek hayattan beslenir, insan doğasından veya toplumsal ilişkilerden beslenerek onları perdeye aktarmaya çalışır. Ve bu aktarımlarda yönetmenin tabii ki kendi bilgisine, bakışına göre şekillenecektir. Bunları metaforik olarak da anlatabilme imkanı sinema her zaman sağlar. Yani sanatçının rolü burada anlaşılması güç bir sorunu ele alır, imge ve hareket ile çok başarılı bir şekilde perdeye yansıtıp yansıtamayacağıyla ilişkilidir sanatçının başarısı. Evet, gerçek nedir sorusunu soran yönetmen, her tanığın, olaya tanıklık eden her kişinin bakış açısı sonrasında izleyicinin kendi zihninde kurguladığı düşünceleri ters yüz eder. Yani şaşırtır izleyici, tam olayın bir tanığı dinlerken olay nasıl gerçekleştiğini öğrendiğini zanneder. Diğer tanıkta ise tam tersi bir olayla karşılaşır ve izleyicinin de kafası tabii ki karışır. Gerçeklik algısı bozulan izleyici kesinlikten belirsizliğe doğru itildiği tekinsiz bir alanda gerilim altında bırakılır. Yaşamdaki belirsizlikler gerçeğin toplumsal inşası, insanın bencilliği ve insanın karanlık yönleri ve yalan üzerine kurguladığı kişisel tarihi üzerine de konuşmaktadır film. Rashomon, insan deneyiminin benzersizliğini vurgulamayı, gerçeğin sadece görme yoluyla elde edilemediğini hatırlatmayı amaçlıyor gibi görünüyor. Birçok durumda duyularımızla elde ettiğimiz bilgi, gerçeğe sahip olmak için kusursuz bir araç olmayabilir. Belki de olaylara yorumlarımızla dahil oluruz. Buradan yola çıkarsak film, gerçeklik algımızı yeniden gözden geçirmeye ve düşünmeye bizi teşvik ediyor. Kurosawa'ya göre insan olmanın şartlarından biri, olguyu öznel olarak tecrübe etmekle ilişkilidir. Yani her şeyi soğukkanlılık ve tarafsız gözle değerlendirmek, İnsan doğasına aslında biraz da yabancı kavramlardır. Belki de hepimiz bir şeyleri unutmak istiyoruz. Bu yüzden hikayeler anlatıyor veya kurguluyoruz. Anılarımızın kaygı oluşturacak bir baskı yaratması yerine kendi amaçlarımıza uyacak şekilde bilinçli olarak imal ediyor ve belki de abartıyoruz. Bu sinemaya yansıyan kısmı Kurosawa'nın kendi gözlemlerinden, ama bu sorun aslında felsefi bir sorundur ve antik çağdan beri 2500 yıldır bildiğimiz kadarıyla, belki daha da eski, tartışılan bir konudur. Özellikle sofistler tarafından, ki öncü sofistler Protagoras ve Gorgias ortaya attığı savlarıyla insan özneliğinin ve insanın bakışının aslında ne kadar öznel olduğunu ve her şeyin ölçüsünün insan olduğunu vurgular. Protagoras şöyle söyler: bütün şeylerin ölçüsü insandır. Var olanların var olmalarının ve var olmayanların var olmamalarını. Evet, oldukça zorlayıcı. Gorgias'ın savlarına bakalım ve daha fazla zorlanalım. Gorgias şöyle der: hiçbir şey var değildir. Var olmuş olsa bile bilinemez. Bilinmesi mümkün olsa bile başkasına iletilemez. Yani buradaki olay, filmdeki olay kurgusu da bir şey var mıdır? Olmuştur. Birisi bunu gözlemler, dört ayrı tanık, ama aktarırken gerçekten ciddi sorunlarla karşılaşıyoruz. Demek ki öznel bir durum var. Ve buradan tabii ki şüphecilik ve relativite, görellik kavramları ortaya çıkar. Acaba kesin, gerçek bilgi var mıdır? Bu soru çok önemli, felsefi bir soru olarak yer alır. Zaten Protagoras'ın bu iddialarını Platon ve Aristoteles
çürütmeye çalışmışlardır. Kendi çabalarıyla bunları çürüttüklerini de iddia etmişler ve mutlak bir bilginin olduğunu aslında dile getirirler. Fakat bu tartışmalar hiç bitmedi, günümüze kadar devam etti. Mesela Immanuel Kant, aydınlanma düşüncesinin önemli Alman filozofu, bu Protagoras'ın ikinci iddiasını, bilinemezciliği, yani gerçek bir bilgi var mıdır, bunu kabul eder, olmayacağını düşünür ama relativiteyi, görelliği ise reddeder ve şöyle der: İnsan her şeyin ölçüsüdür ama onun da uyduğu evrensel ölçüler vardır. Ancak bu ölçüler bize fenomenal olanla sınırlı bir bilme imkanı sunar, der. Tabii sonra bir başka Alman, Heidegger, buradaki Protagoras'ın söylediği ölçünün aslında bizim bu dönemde anladığımız, yani 2500 yıl önce söylenen bir sözün günümüzdeki ölçüyle aynı şey olmadığını dile getirir. Ve bilim ilerler, Newton fiziği sonrasında kuantum fiziği, atom altı parçacıkların hareketleri ve Einstein'ın görelilik kavramı tartışılmaya başlar. Kuantum fiziğiyle ortaya çıkan Heisenberg'in belirsizlik ilkesi diye bir kavramı vardır. Yani bu kavrama göre bir atom altı parçacığın momentumu ve konumu aynı anda tam doğrulukla ölçülemez. Yani momentumunu ölçüyorsanız konumunu tam olarak belirleyemezsiniz veya tersi. Diğeri belirsiz bir duruma düşer. Acaba bu bilgi Protagoras'ın iddialarını, savlarını destekler mi, besler mi? Bunu da tartışmak gerekir. Tabii kuantumun bu sağduyuya ters gelen düşünceleri günümüzde de tartışılmaya devam etmektedir. Evet, sofistlerin insan her şeyin ölçüsüdür, bilgi mümkün değildir gibi iddiaların insan davranışlarının oluşumunda etkili oluyor gibi görünüyor. Tabi bu iddialara itiraz edenler de doğal olarak var. Ama bu iddiaların kaynağı, nedeni nedir? Yani bu tartışmalar hala devam eder. Bu görüşlerin kabul görmesinin nedeni belki de toplumsal güç ilişkileriyle bağlantılıdır. Evet, filme tekrar dönersek, film gördüğümüz kadarıyla ağır felsefi sorunları sinematik olarak ele almasına çabalayan ve bunda oldukça da başarılı olan ilk örneklerden biridir sinema tarihinde. Film genel hatlarıyla baktığımız zaman karanlık bir film veya umutsuzluğa sevk eden bir filmmiş gibi görülebilir. Ama yönetmenin yapmaya çalıştığı şey, İnsan bilinç dışına tuttuğu kameradan yansıyanları perdeye aktarmaktan ibarettir. Bilinçli olarak yalan söylemeden bile aynı olayın tanıkları çok farklı anlamlara yolculuğa çıkabilmektedir. Yaratılan bakış açısı ya da görmenin egemenliğinin dayattığı tahakküm gerçek algımızı sarsabilmektedir. Bu sarsıntıyı yaşayanlardan biri de ilginçtir tabii ki. Filmi çeken yönetmen Kurosawa'nın yardımcı asistan yönetmenleri tarafından sorulmuştur. Film bitmiş ama asistanları Kurosawa'ya film ne anlatıyor, ne anlama geliyor diye sormuşlardır. Kurosawa da film gerçek hayatın bir yansımasıdır. Hayat her zaman çok açık değildir. Bazen belirsizdir diye cevaplamıştır. Evet, insanın bu dünyadaki yolculuğu oldukça karmaşık, bilinmezler içerisinde ve çok alt anlatılarla beslenerek ilerlemektedir. İnsanın kendini tanıması, erdemli bir varlık olması için gereklidir. Bunun için de içsel bir yolculuğa çıkması gerekir ve bu şekilde ancak tekamül eden bir insan oluşabilir. Filmin final sahnesinde aslında bu karanlık atmosferler bir anda dağılır ve umut ışığı yakar Kurosawa ve bu nedenle umut tazeleyen bir filmdir aslında. Başından sonuna biraz karanlık, karamsar bir film gibi görülür. Ancak final sahnesine geldiğimiz zaman umut tazeleyen bir başyapıt olduğunu
teslim ederiz. Evet, belki de kendimize sormalıyız. Kendimizle yüzleşebilme cesaretini gösterebilmeliyiz. Kim bilir bu yaşımıza kadar kaç Rashomon etkisi geçirdik? Sonrasında kaçıyla yüzleşebildik ya da kaçına maruz kaldık? Kelimelerin kifayetsiz kaldığı kaç zamana sıkışıp kaldık? Kaç kişiyi öznel Rashomon etkimiz ile sarstık? Sesimizi duyuramadığımız kaç anın psikolojik ağırlığı altında ezildik? Kaç kez kendimizi ifade edememekten, yanlış anlaşılmış olmaktan duyduğumuz utancın acısıyla sesimizi kıstık? Kim bilir kaç kez gerçeğin kıyısında dolaşırken metafizik sınırı aşıp geçme isteğiyle yanıp tutuştuk? Kim bilir? Belki de bu soruları kendimize sormamız gerekiyor. Hayata veya olgulara daha eleştirel, sorgulayıcı bir yaklaşım içerisine girmemiz gerekiyor. Kim bilir? Evet, bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Yeniden görüşmek üzere. Sinemada kalın, felsefede kalın, hoşça kalın.